Muhteşem bir şarkıcı olmanızı sağlayacak 14 basit ipucu. Kim melekler gibi bir sese sahip olmayı istemez ki? Belki inanmayacaksınız ama buna hepimiz sahibiz. En sevdiğiniz şarkıcılar bile müthiş ses aralığına ya da güçlü seslerine bir anda ulaşmadılar. Bunun için emek verdiler. İster o seste sahnede olmayı isteyin, ister sadece şarkı söylemeyi sevin. Birkaç basit ipucu ve teknik sesinizi ciddi şekilde değiştirebilir. Pahalı kurslara ya da derslere ihtiyacınız yok. Üstelik evden çıkmanız da gerekmiyor. Şimdi rahatlayın ve anlatacaklarımızı dinleyin. Fakat yeni Celine Dion olmadan önce abone ol tuşuna ve minik bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Böylece hiçbir Olumlu Bak güncellemesini kaçırmazsınız. Bölüm 1. Doğru nefes almak. Ne? Şarkı söyleme egzersiziyle başlamıyor muyuz? Evet, doğru duydunuz. Muhteşem bir şarkıcı olmak istiyorsanız, üzerine çalışmanız gereken ilk şey nefes alıp verme şekliniz. Ne de olsa nefes nefese bir şarkıcıyı dinlemek pek güzel olmaz, değil mi? Yani şarkı sesinizin tutarlı ve çabasız olmasını sağlamak için nefes alıp verme sanatında ustalaşmalısınız. Pekala, nefes egzersizlerine başlamadan önce gelin hangi pozisyonda çalışacağız ona karar verelim. Ayakta veya oturuyor olabilirsiniz. Sadece dik durmaya özen gösterin. Uygun bir duruş tüm ciğer kapasitenizi kullanmanızı sağlar ve daha rahat nefes alıp verirsiniz. Şimdi tekrar nefes egzersizlerine dönelim. Yapmanız gereken ilk şey nefes alıp vermek. Bunu 8 kez tekrarlayın. Midenizin derinliklerinden derin nefesler almaya çalışın. Bu basit egzersiz rahatlamanıza ve şarkı için ciğerlerinizi hazırlamanıza yardımcı olur. Isınmadan önce yapabileceğiniz bir diğer harika nefes tekniği ise kitap yöntemi. Sırt üstü uzanın ve karnınıza bir kitap koyun. İstediğiniz notada şarkı söyleyin. Şarkı söylerken kitabı yükseltmeyi deneyin. Tıslama egzersizini de yapabilirsiniz. Çok basit. 4 sayıda nefes alın ve tıslayarak 4 sayıda verin. İkinci turda 6 sayıda nefes alın ve 10 sayıda tıslayarak verin. Bu egzersizi 3. kez yaparken 6 sayıda nefes alın ve 12 sayıda tıslamayla verin. Egzersizi 2 sayıda nefes alıp 12 sayıda tıslayarak verip tamamlayın. Eğer iyi bir şarkıcı olmak istiyorsanız, öğrenmeniz gereken en önemli şey hızlı bir şekilde nefes almak ve bunu yaparken de içinize oldukça fazla hava çekmek. Nefes almayla başlayın. Havanın ağır olduğunu düşünün ve onu vücudunuza olabildiğince doldurun. Daha sonra aynı şeyi daha hızlı yapmayı deneyin. Ciğerlerinizi havayla doldurduğunuz balonlar gibi düşünün. Elbette ilk seferinde mükemmel yapamayabilirsiniz. Bu nedenle bunun için süreklilik şart. Çok hızlı bir şekilde oldukça fazla miktardaki havayı içinize çekebilene kadar bu egzersizi devam ettirin. Egzersizi ne kadar sık yaparsanız şarkı söylerken nefesinizi kontrol etmeniz o kadar kolaylaşır. Verimli nefes vermenin ayrıca pürüzsüz bir ses için şart olduğunu da unutmayın. Nefes verişinizin gücünü bir tüye üfleyerek geliştirin. Amacınız tüyü tek bir uzun nefesle havaya üflemek ve ciğerinizdeki tüm havayı tüketmek. Nefes verirken karnınız normal büyüklüğüne dönmeli ve göğsünüz içe çökmemeli. Egzersize uzun ve sabit solumanızdan tatmin olana kadar devam edin. Ve böylece yeni başlayanlar için nefes egzersizi rehberini tamamlamış olduk. Eğer becerilerinizi daha fazla geliştirmek istiyorsanız internetten onlarca nefes egzersizi bulabilirsiniz. Yalnız bu bölümü atlamayın. Düzgün nefes alıp vermenin şarkı söyleme becerinizde oluşturacağı etkilere inanamazsınız. Bölüm 2. Isınma. Şarkı söylemek egzersize benzer. Esas eyleme geçmeden önce ısınmalı ve kendinizi hazırlamalısınız. Şarkı söylemeye orta perdedeki notalardan başlayın. Kalınlaştırın, orta perdeye tekrar çıkın ve inceltin. Sesinizin zorlandığını hissederseniz endişelenmeyin. Yalnızca ufak bir ara verin ve sonra devam edin. En ince ve en kalın notayı söylemeyi denemeyin. Şarkı söyleme konusunda henüz çalışma aşamasındasınız. Sakin olun ve sesinize dikkat edin. Acele etmeyin. Ne kadar çok alıştırma yaparsanız becerileriniz o kadar gelişir. Her şeyden önce belirli ısınma egzersizleri sesinizi güçlendirir. Yani hafif melodiler güçlü korolara dönüştüğünde bunu yakalayabilecek ve sesiniz harika çıkacak. Buradaki anahtar kelime dinamik. Bir notayı kendinizi rahat hissettiğiniz bir perdeden söylemeye başlayın. Daha sonra crescendo yani sesin şiddetini arttırın ya da decrescendo yapın
Yani sesin şiddetini azaltın. Sesinizi çok yükseltmeyin çünkü bu sesinize ciddi zarar verebilir. Çok çaba gerektirmeyen bir crescendo ile başlayın. Mükemmelleştirin ve sonra daha da yükselin. Tıpkı kalın ve ince notalarda olduğu gibi şarkı söyleme beceriniz de gelişmek için düzenli alıştırmaya ihtiyaç duyar. Aklınıza gelebilecek her müzik okulundaki neredeyse her ısınma ses açma çalışmasıyla başlar. Do'dan başlar, Si'ye gelir ve tekrar Do'ya dönersiniz. Bu basit yöntemi ısınma rutininize dahil edin. Hızlıca ileri ve geri hareket edip tüm notaları söyleyin. Bunu yaparken ayrıca ünlü sesleri de ince, orta ve kalın perdelerle söyleyerek alıştırma yapabilirsiniz. İncideki gibi İ, elmadaki gibi E, armuttaki gibi A, okuldaki gibi O ve uzundaki gibi U sesleri bunlara örnek olabilir. Isınmanızı tüm gamı söyleyerek sonlandırın. Burada yapmanız gereken ilk şey ses aralığınızı belirlemek. İnternetteki birçok video size yardımcı olabilir ve bas, soprano, tenor, alto ya da belki de bariton olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Ses aralığınızı öğrendiğinizde piyanodaki karşılıklarını bulun ve her tuşla gam alıştırması yapın. Birçok şan öğretmeni en iyi sonuca ulaşmak için bunu günde 20 ila 30 dakika yapmanızı öneriyor. Eğer ses aralığınızı genişletmek istiyorsanız farklı oktavlardan düşük ve yüksek notaları söyleyin. Ne kadar zor görünse de sarf edeceğiniz her çaba şarkı söyleme yeteneğinizi ciddi ölçüde geliştirecektir. Ve böylece ısınma bölümümüzü sonlandırmış olduk. Bir kez daha söyleyelim. Tembellik yapıp bu aşamayı atlarsanız sesiniz zarar görebilir. Yalnızca nefes egzersizini yapıp ısınma etabını tamamladıktan sonra beklediğiniz bölüme geçebilirsiniz. Şarkı söylemeye. Bölüm 3. Şarkı söyleme. Sesiniz üzerinde düzenli olarak çalışmak bir şarkıcı olarak sizi geliştirir. Bulduğunuz her fırsatta alıştırma yapın. En sevdiğiniz şarkıları dinleyerek öğrenin ve duştayken, işe ya da okula giderken, evi toparlarken bu şarkıları söyleyin. Eğer şarkı söyleme konusunda ciddiyseniz, vokal çalışmalarınızı günlük rutine haline getirin. Günün belli bir vaktine karar verin. Nefes ve ısınma egzersizlerini yapın ve her hafta yeni bir şarkı öğrenin. Şan hocaları her gün 1 saat alıştırma yapmanızı tavsiye ediyor. Tek seferde de olması gerekmiyor. 20 dakika sabah, 20 dakika öğlen ve 20 dakika akşam yapabilirsiniz. Eğer hastaysanız ya da kendinizi yorgun hissediyorsanız ara verin. Bu zamanları sesinizi dinlendirmek için kullanın. İnternet sayesinde hem amatörler hem de profesyoneller tarafından hazırlanmış binlerce ses eğitim videosu bulabilirsiniz. Ve birçoğu tamamen ücretsiz. Evinizdeki rahatınızı bozmadan şarkı söylemenizi geliştirecek yeni teknik ve yöntemler araştırabilirsiniz. Fakat dikkatli olmalısınız. Çünkü internet üzerindeki çoğu video sahibi gerçek bir profesyonel değil. Kaynak sunan, öğretici içeriği hazırlayan ya da çevrim içi ders veren kişileri iki kez kontrol etmeyi alışkanlık haline getirin. Eğer sesinize yatırım yapmaktan çekinmiyorsanız, bir profesyonelden çevrim içi dersler alabilir ya da şarkı söyleme kursları satın alabilirsiniz. İlk seçenek biraz daha maliyetli olacaktır. Bu nedenle iyice düşünün ve paranızı harcamadan önce gerçek bir uzman bulun. Bu öğrenme yönteminin paranızın karşılığını verdiğini de belirtelim. Şan hocanız her şeyi doğru yaptığınızdan emin olarak sizin yetenekleriniz doğrultusunda en verimli teknikleri seçecektir. Eğer bir profesyonelden eğitim almak istiyorsanız fakat yeterince paranız yoksa bir koroya katılın. Bu size sadece öğretmen yardımıyla yeteneğinizi geliştirmek için bir fırsat tanımaz. Ayrıca şarkı söylemeye sizin kadar ilgili yeni insanlarla da tanışırsınız. Dahası sahne deneyimi de kazanırsınız. Bazı korolar katılım aşamasında ses sınavı yaparlar. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya hazır olun. Şarkı söyleme konusundaki ilk adımlarınızı atmak için bilmeniz gereken her şey temel olarak bunlar. Sahnelerde gördüğünüz her başarılı şarkıcının sıfırdan başladığını ve onları bugün oldukları kişi haline getiren şeylerin adanmışlık, çok çalışma ve kararlılık olduğunu unutmayın. Yani sabırlı olun, öğrenin ve her boş zamanınızda alıştırma yapın. Eğer bunu aklınıza koyarsanız kesinlikle başarırsınız. İyi şanslar! İlk şarkı söyleme performansınızı hatırlıyor musunuz? Nasıl geçmişti? Yorumlarda bize yazın ve hazır bunu yaparken videoyu beğenin ve hayata olumlu bakmak için abone ol tuşuna tıklayın.